Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz değerli takipçilerim bizi sorarsanız biziz arkadaşlar bugün sizlere böyle güzel bu ipi ben bimden aldım arkadaşlar bimden aldığım iple güzel size örgü modeli göstereceğim modelime geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim eğer videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Her izleyen bir like atarsa benim için çok önemli. Önerilen videolarda daha çok çıkması için. Arkadaşlar 3 numaralı şişim var. Böyle her zaman numarasını zaten sizlerle beraber paylaşıyorum. Bebimden aldım. Bebe yünü var. Tabii ki bu e, normal bebe yünlerine benzemiyor. Biraz daha bu naylon su duruyor. İçinde naylon karışımı var yani. Rengi hardal sarısı ama videoda biraz daha farklı çıkıyor rengi. Onun için renk olarak aynı rengi alamıyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle modelime az bir ilmek atarak başlayacağım. Şöyle yakınlaştıralım güzelce ilmeklerimi atıyorum şöyle. ilmeklerimizi böyle atıyoruz arkadaşlar şöyle bir iki tane daha alayım Evet bu kadar ilmek yeterli arkadaşlar modelimizi kurmak için hemen şöyle bağlıyorum Bu şekilde ve modelime başlıyorum modelimde arkadaşlar ilk başta ilmeğimi işleyerek aldım çünkü e, örgümüzün ilk başı olduğu için lastik kısmı olduğu için ilk başı işleyerek alıyoruz bir de mesela renkli e, örgü yaparken renk değişiminde sadece ilk baştaki ilmeği işleyerek alıyoruz diğerlerinde gerek kalmıyor Evet. ilk başta işleyerek haroşemizi yaptık. Şimdi burada yine bir sıra düz olarak öreceğiz. Yani yine haroşa yapmış olacağız arkadaşlar. modelimizin yani örgümüzün ilk üçüncü sırasındayız. Evet. Şimdi modelimizin dördüncü sırası ve arka yüzündeyiz arkadaşlar. Şimdi buradan ilk baştaki ilmeğimi işlemeden aldım. Bir tane kenar ilmeğimi işledim ve bıraktım. Şimdi 1-2-3. 3 üç. Üç ilmeğimizi aldık arkadaşlar. 3 ilmeğimizi aldık. Modelimizin ters yüzündeyiz. Ve öbür tarafa doğru alıyoruz. Tekrar başına doladım. Ve bir tane daha ilmek çıkarttım. Aynı işlemi tekrar geri yapıyoruz ilmek çıkarttım 3 ilmeğin içinden tekrar başına doladım bir daha ilmek aldım tekrar aynı işlemi sıra sonuna kadar devam ediyoruz başına aldım tekrar bir daha ilmek çıkarttım tekrar başına aldım tekrar bir daha Evet tekrar 3 tane ilmeğimi alıyorum başına aldım ilmeğin içinden ilmek çıkarttım ve kenar ilmeğimi işliyorum Şimdi modelimizin ön sırasındayız arkadaşlar. Beşinci sırasında. Şimdi ilk baştaki ilmeğimizi işlemeden aldık. Ve şu başına doladığımız ilmeği şöyle alıyoruz arkadaşlar. Bunun ikisini bir işliyorum. Bakın. Şu ortadakini alıyoruz ve ikisini bir işliyorum ve ilmek sayımız aynı aynı oluyor yine. Tekrar bunu alıyorum, çıkartıyorum ve ikisini bir örüyorum. Aynı işlemi tekrar ikisini bir ördüm. Tekrar aldım. İkisini bir ördüm. Tekrar aldım ikisini bir ördüm ve kenar iki ilmeğimi de işledim bakın modelimiz bu şekilde devam ediyor arkadaşlar şimdi modelimizin ilmeklerin hepsini benden tarafta yani ters taraftan hepsini ters olarak alıyorum Şimdi tekrar bir daha düz örüyorum. Düz bir şekilde. Evet. Şimdi tekrar yine aynı işlemi tekrar kuruyoruz. Bu arasındaki sırayı istediğiniz kadar uzatabilirsiniz arkadaşlar. 6 sıra, 8 sıra hangisi daha hoşunuza giderse o kadar arasındaki düz mesafeyi ayarlayabilirsiniz. Şimdi tekrar modelimin bakın. Modelim çok güzel oluyor arkadaşlar ve arka tarafındayım. Ön tarafındayım pardon. Tekrar bir daha düz olarak ayarlıyorum arkadaşlar. Bir düz, bir ters olarak şey yapıyoruz. Modelimizi ters taraftan kuruyoruz ve düz olan yerden ayarlıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar modelimizim. Şimdi arka tarafına geçtik ve modelimizi tekrar kuracağız. İlk baştaki ilmeğimi işlemeden aldım. Bir tane buradan şöyle bir tane düz olarak ilmek işliyorum. Ve şimdi arkadaşlar buradan 3 tane ilmeği alıyorum. 3 ilmekten ilmek çıkartıyorum. Başına doluyorum ve tekrar ilmek çıkartıyorum. Aynı işlemi sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Tekrar başına aldım. Ve ilmek çıkarttım. Ve sıra sonuna kadar devam ettik arkadaşlar. Tekrar son ilmeğimi işleyerek aldım. Şimdi arkadaşlar modelimizin düz tarafında ve tekrar modelimizi kuruyoruz. Ortadaki ilmeği çıkarttım. İki ilmeği bir aldım. Tekrar ortadaki ilmeği çıkarttım ve 2 ilmeği bir aldım ortadaki ilmeği çıkartıyorum ve iki ilmeği bir alıyorum burada modelimizin bacaklarını kuruyoruz arkadaşlar ortadaki ilmeği çıkarttım ve 2 ilmeği bir aldım ve sıra sonunda modelimizi kurmuş olduk. Burası biraz sıkı oldu arkadaşlar. Sıkı olduğundan dolayı büzme yaptı. Ama modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Alt kısmında çok güzel oluyor. Şimdi tekrar şöyle ilmeklerimin hepsini düz bir şekilde alıyorum. Evet, gevşek olunca daha güzel oluyor arkadaşlar modeliniz. Bakın benimki biraz burada sıkı oldu, sıkı olduğundan dolayı biraz e, büzme yaptı. Şimdi ben akşamdan yaptığım modeli sizlere göstereyim arkadaşlar. Sarı ipin üstünde aslında normalde çok güzel gösteriyor ama bu e, ışığın önünde herhalde biraz farklı gösterdi. Şöyle. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde, bu şekilde oluyor arkadaşlar. Çok da güzel, çok da Hoş bir model. Bebek yeleğinde, bebek çeketinde, bebek sweaternde her türlü örgüde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Açılması falan çok güzel. Ben altına lastik ayarladım ve modelimi böyle kurdum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın sıra sıra ve arka tarafı da böyle bu şekilde arkadaşlar. Benim modelim bu şekilde arkadaşlar. Yapmak isteyen arkadaşlara kolaylıklar diliyorum beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.